Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van'da yetiştirilen Rartu mirası üzümler ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Açık hava ressamlığı 2020 adlı Gençlik Resim Festivali Ermenistan Cumhuriyeti'nin Canbarak şehrinde gerçekleşti. Paul Elward Evi, Frankofonia Merkezi adlı vakıf binasının inşaatı tamamlanmak üzere. Frantling ödülü Osman Kavala ve Moz Hasan'a verildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin İskender sistemleri İdlib'deki Hayat tahrir Al Şam Terör Örgütü kampını yok etti. Ulusal Sinema Merkezi sahnedeki sinema başlıklı bir dizi gösterim başlatıyor. Batı Ermenistan'daki Van'ın Arceş-Erciş ilçesinde Urartulardan miras kalan bağcılık kültürünü yaşatan üreticiler kendine has tadı ve özellikleri bulunan üzümleri yurdun dört bir yanına gönderiyor. Ermenilerin atası Urartu krallarının üzüm bağlarının tahrip edilmemesi, korunmasına ilişkin ifadelerin yazıldığı kitabelerin ortaya çıkarıldığı Erciş'te asırlardır üzüm yetiştiriciliği en önemli ekonomik faaliyetler arasında yer alıyor. İlçenin verimli arazilerinde oluşturulan bağlarda üretim yapan çiftçiler tadı, aroması, yaprak yapısı, iri taneleri ve ince kabuklarıyla diğer türlerinden ayrılan erciş üzümünün bağ bozumuna başlandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gearkunik bölgesi Cambarak şehrinde Cambarak Belediyesi ve Avrupa Birliği'nin yardımıyla vatandaş bütçesi programı çerçevesinde açık hava ressamlı 2020 adlı gençlik festivali başlatıldı. Festivale Apovyan adlı Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Panos Terlemezyan adlı Devlet Güzel Sanatlar Koleji dahil olmak üzere yaşları 18-30 arasında değişen Ermenistan Cumhuriyeti'nin 8 bölgesinden buçuk düzineden fazla ressam katıldı. Sanatçılar Can Barak Benim Bakışlarımda başlıklı açık hava ressamlığına katıldı. Can güzel doğasının her köşesinde harika doğanın eşsiz güzelliğini resimde ölümsüzleştiren bir ressamı görebilirdiniz. Akşam şenlik ateşi etrafında sanatçılar müzik sesleri eşliğinde tanışmaya devam ettiler. Açık Hava Ressamlı 2020 adlı Gençlik Festivali'nin kapanış töreninde katılımcıların çizdikleri resimlerin sergilendiği bir açık hava resim sergisi düzenlendi. Arsak Bores muhabirinin aktardığına göre Artsak Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Lusine Karaganyan 16 Eylül'de gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada Paul Eluard House Frankofoni Merkezi adlı vakıf binası inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Ona göre merkezin temel amacı Fransız dili üzerinden Fransız uzmanlarla Artsah'ın farklı alanlarında uzman yetiştirmek, ayrıca Artsah Cumhuriyeti ile Fransa arasında kültürel köprüler oluşturmak, yeni nesle zamana uygun çalışma zihniyeti ve deneyimlere sahip olmaya imkan vermektir. 12. Hrant Dink Uluslararası Ödülü, tutuklu Türk hayırsever Osman Kavala ve Mısırlı kadın hakları savunucusu Moz Hasan'a verildi. Osman Kavala cezaevinden yazdığı mektupta toplumun farklı kesimleri ile farklı ülkelerde yaşayan insanlar arasındaki ön yargıların sağduyu kullanarak, iletişim kurarak ve dinleyerek aşılabileceğini düşünüyorum dedi ve barışın inşası için kültürler arası diyalon önemini vurguladı. İş insanı, analist ve sosyal aktivist olan Osman Kavala 2016 yılında Türkiye'deki darbe girişimde yer almakla suçlanıyor ve bin günden fazla bir süredir cezaevinde bulunuyor. Hrant 16 yaşındaki Türk milliyetçisi o gün Samas tarafından 19 Ocak 2007'de İstanbul'un Şişli semtindeki Agos gazetesinin yazı işleri bürosu önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Hrant Dink suikastıyla ilgili dava 10 yılı aşkın süredir devam ediyor, henüz sonuçlanmadı. Rusya Hava Kuvvetleri İdlib vilayetinin güneyindeki Cebel Azzaviye dağlarında ve Elgaf Vadisi'nde bulunan gerici teröristlerin üstleri ve kamplarını bombaladı hava ve topçu bombardımanı arka arkaya 3 gündür devam ediyor. Telegram Voinkoar kanalının kaynaklarına göre saldırının hedefi terör örgütü Hayat Tahrir Alşam'ın 90 hektardan fazla alanı kapsayan eğitim kampıydı. Bölgede özel eğitimli uzmanlar ve eğitmenler tarafından 300'den fazla militan eğitildi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları Su-34 ve Su-24 uçakları ile İskender adlı operasyonel taktik kompleksi tarafından gerçekleştirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi, Tagavarak adlı salgının sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir girişim başlattı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi Moskova adlı sinema ile birlikte yeni karantina kurallarına uyarak sinemanın yazlık açık hava salonu da sahnede sinema başlıklı bir dizi gösterime başlıyor. Programın öncelikli amacı halkı kültürel moladan çıkarmak. En iyi Ermeni müzik ve komedi filmlerinden Arman Manarya'nın Garine, Levon İsahakya'nın Sirke Giden Yol, Melik Avakya'nın Gohar Gasparyan şarkı söylüyor. Varşan ve Malya'nın bir damla bal gibi bazılarını beyaz perdede sunarak mutlu ve şenlikli bir film havası sağlamaktır. Bu girişim Tagavarak salgını nedeniyle zor durumda olan şehrimizin en misafirperver kültür merkezlerinden biri olan Moskova sinemasına dünyadaki tüm sinemalar gibi sinema biletlerinin satışından elde edilen gelirle desteklemeyi amaçlamaktadır gösterimler 19-27 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri saat 20'de gerçekleşecek. Biletler salon girişindeki gişede her filmin gösteriminden 2 saat önce satın alınabilir. Bilet fiyatı 1000 Ermeni dramıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Pünik adlı topluluktan Karin Erzurum yöresinin Ermeni halk şarkısı olan Edu Araç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.